Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından koca bir enkaz kaldı. Yangına alev alan bir su ısıtıcısının neden olduğu iddia edildi. Alevlerden kurtarılıp ayrı hastanelere sevk edilen bir anne ve bebeğinin kavuşması ise saatler sonra gerçekleşti. Yeşil bebeğim. Hadi ya. Bak ne güzel mutlu bir karşılaşma. Bebeğini kucağına alalı birkaç saat olmuştu. Yangın anne ve kokusuna doyamadığı bebeğini ayırdı. Saatler geçmek bilmedi. Anne evladına kavuşmak için bekledi. Dün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında itfaiye ve sağlık ekipleri hastaları tahliye etmek için zamanla yarıştı. Bebekler de sağlık personelinin kucağında yanan binadan böyle çıkarıldı. Onlardan biri de maden çiftinin yeni doğan bebeğiydi. Fidan Maden yavrusunun kokusuna doyamadan o talihsiz anları yaşadı. Tahliye edilen anne bebeğinin başka hastaneye sevk edildiğini öğrenince ikinci bir şok yaşadı. Burada yeni doğum yapmış bir hanımefendi var. Ufak bebekleri de gitmiş. Onu buraya almak istiyordu da yarına veririz demişler. Belediye başkanının ricasıyla bebek annesinin kaldığı hastaneye getirildi. Genç çift bebeklerine yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı. Hastane personeli olan baba yaşadığı zor anlardan sonra artık mutluydu. İçeri girmeye çalışıyorsun, giremiyorsun. Canın orada, arkadaşların orada. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürerken bugün ortaya sarsıcı bir iddia atıldı. O iddia bir hasta yakınının alev alan su ısıtıcısını camdan dışarı attığı ve binanın dış cephesini alevlerin sardığıydı. Üstelik yine iddiaya göre binanın dış kaplaması yangının büyümesine neden oldu. Malzemeler yanıcı, bunlar bile bile böyle bir uygulamanın yapılması büyük talihsizlik tabii ki. Giydirme cephe olarak akıllara bile getirilmemesi gereken bir giydirme cephe modeli. Hastanenin inşaatı sürerken de yine bir yangın çıkmış, yine aynı konu gündeme gelmişti. İtfaiye konunun incelendiğini söyledi. Malzeme kaliteli mi değil mi? Konuyla ilgili bir şey şu anda söylemek çok doğru olmaz. Şişede durduğu gibi...